Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınların eşit hakları içerisinde insanca yaşamak istedikleri için mücadelelerini hep bir ağızdan haykırdıkları gün. Türkiye'de kadınlar her ne kadar yaşamsal hakları için dayanışmalarını arttırmaya çalışsa da son 20 yılda siyasal İslamcı politikaların pençesinde birçok konuda baskıya uğradı. Şiddet görmeyelim. Yani güzel günler getirelim hep beraber. Evde, sokakta, iş yerinde, tüm zorluklar ve eşitsizlikler içinde, adaletin bile hakkıyla işlemediği bu sistemde kadın olarak dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz kadınlar yıllardır kadın hakları mücadelesinde inatla, kararlılıkla, bir adım dahi geri adım atılmasın diye inatla mücadele ediyoruz. Türkiye'de tek bir kişinin sesi yükselirken sorunlar her geçen gün derinleşti. Ve ne yazık ki devlet kadınlar öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden de çekildi. Öte yandan TÜİK kadınların istihdamının erkeklerin yarısından az olduğunu söyledi. Ve sonuç olarak kadın ya şiddete ya da dört duvar arasına mahkum edildi. Gerici politikalar bugün başta kadınlar olmak üzere tüm emekçi halkın yaşamını tehdit etmektedir. Elbette kapitalizm ve gericiliğin kol kola sürdürdüğü bu düzende en başta kadınlar, emekçi kadınlar büyük zarar görmekte, yaşamları tehlike altındadır. Görüşlerimiz, inançlarımız, dünyaya bakışımız ne olursa olsun bir adama karşı milyonlarca kadın omuz omuza. Evet, içinde bulunduğumuz tablo zifir karanlık olabilir. Böylesi bir zifir karanlıkta dahi biz kararsız, karamsar asla değiliz. İstediğimiz şeyin ne olduğunu biliyoruz. Kadın hakları mücadelesinden vazgeçmemeye kararlıyız. Ve böyle bir süreçte tek adam sistemi, İstanbul Sözleşmesi gibi hayatımızın güvencesi olan bir sözleşmeyi bir gecede rafa kaldırdı. Kadınların hak ettiği tüm hakların verilmesini, öncelikle İstanbul Sözleşmesi'nin geri gelmesini, tabii ki biz bunun yakında geri geleceğinden çok eminiz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda bu yasayı geri alacağımızdan eminiz. Güzel bir yönetim bekliyoruz. Artık eski yönetimden bıktık. Yenisini bekliyoruz kadınlar olarak. Daha mutlu günler bekliyoruz. Şimdi her zamankinden daha fazla umut etme zamanı. Kadınların ve çocukların güvende olduğu aydınlık bir gelecek için mücadele etme zamanı. Bu ülkede kadınların eşit, adil, tok, güvende ve özgürce yaşadığı bir dönemi hep beraber kuracağız. Kadınlar ve erkekler dayanışma içinde mücadele ettikçe hayat eşitliğe doğru akacak. Günümüz dayanışma olsun, yaşam dolsun, dünyada barış olsun. Demokrasinin, toplumsal ahengimizin ve kalkınmamızın devamı için kadın varsa demokrasi de vardır. Yoksulluğa karşı eşitlikçi, laik ve özgür bir düzeni yaratmak bizlerin elindedir. Bugün Türkiye'de ve tüm dünyada kadın mücadelesi bir asrı aşkın bir mücadele birikimidir. Birikime bakarak, bu mücadeleyi örnek alarak, bizlere verilen mirasa sahip çıkarak, tüm ilerici örgütlerle birlikte, tüm kamuoyu ile birlikte insanca bir yaşam, çağdaş bir toplum ve onurlu bir gelecek için mücadele etmeliyiz. Zaman iktidarı değiştirme zamanı. Kadınları eşitlikçi görmeyen, eşit görmeyen bir iktidarı değiştirme zamanı. Öyle bir sistem, karamsar bir sistem ama kadınların haklı mücadelesi eminim ki ilk seçimlerde karşılık bulacak. Bir kez daha söylüyorum, yasalara dokunmayın. Ve iktidara geldiğimizde, Cumhuriyet Halk Partisi ve dostları iktidara geldiğinde yasaları uygulayan, adaleti sağlayan, kadınları eşit gören, eşit temsil hakkı veren bir sistemin kurulacağını da, kadınların nefes alacağını da, öldürülmeyeceğini de bizler çok iyi biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok derinleştiği bir sürecin içindeyiz. Şiddetin çok arttığı bir sürecin içindeyiz. Böyle bir süreçte belki de safları biraz daha sıkı tutmak gerekiyor. O yüzden tekrar umutla söylüyorum. 8 Mart Kadınlar Günü. Hem kutlu olsun, hem analım, dayanışmayı büyütelim, birlikteliği büyütelim. Yaşasın kadın hakları mücadelesi. Kadın olmaktan gurur duyuyoruz ama. Yok ama biz kendi kendimizi kutlamaya geldik. Umarım özgür yarınlar bizim olur. Hepimize, emekçi kadınlara ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.